Kıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyit Eyüp bin Sıddık Beşinci merakıp Hazret Ali Kerramallahu Vece orta boylunun kısasıydı, geniş göğüslüydi, ela gözlüydi, mübarek sakalı bütün eshaptan. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain çok idi mübarek karnı büyükçeydi. Her ne zaman kâfirlerin yüzlerine baksa, kalplerine korku düşüp, hazan yaprağı gibi titrerlerdi. Bu mübarek cüsse ile, üç, dört ve beş gün, bazen de yedi sekiz gün yemek yemezdi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine sual ettiler ki, Hazret Ali yemek yemez, hikmetin nedir? buyurdular ki Hazreti Ali'nin kuvveti kutsiyesi vardır. Açlığı bilmez. Umumiyetle gazalarda nice günler yemek yemez ve gaza ile meşgul olurdu. Açlık hatıra şeriflerine gelmezdi. Kuvveti kutsiyesiyle içi tamamen dolu idi. Bir gaza vaki olmamıştır ki Hazreti Ali radıyallahu teala an onda mevcud olmasın bir kalayı almakta zorlanılsa veya düşman galebe etse sultanı kainat sallallahu teala aleyhi ve sellem sancağı Hazreti Ali'nin eline verip de buyururdu ki ya Ali bu feth, senindir var fetheyle seni Allahü Subhanahu ve Teala Hazretlerine ısmarladım diye gönderirdi feth ederdi. Altıncı menakıp. Beni Necran derler. Hristiyanlardan bir kabile var idi. Kalabalık bir kabile idi. Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem bunlara her ne kadar nasihatte bulundu ise de kimse razı olmayıp ıslah olmadılar. İnat ve taşkınlıklarını arttırdılar. Bir veçle bunlar imana gelmediler. Bunlar hakkında iptihal karşılıklı yeminleşme ayet-i kerimesin hazil oldu. İptihal ile emrolundular. Sure-i Ali İmran'da 61. ayet-i kerimede mealen buyurulmuştur. Seninle mücadele edenlere, Hristiyanlara de ki: Geliniz biz ve siz oğullarımızı, evlatlarımızı, kadınlarımızı ve kendimizi çağıralım. Sonra, iptihal edelim. İsa aleyhisselam hakkında kim yalan söylüyor ise Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun diyelim. Tefsiri mealimde buyurmuş ki yani kim ki seninle Hazreti İsa aleyhisselam hakkında mücadele etse sana Hazreti İsa aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve resulü olduğu hakkında İlm geldikten sonra denildi ki Ebna Ünadan Murat Fatıma radıyallahu teala anha hazretleridir. Enfüsenadan Murat Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin kendileridir. Ve Hazret Ali kerremallahu ve çehdir. Zira Araplarda kişinin amcaoğlu kişinin kendisinden sayılır. Nitekim Allahü Teala Hazretleri buyurur: Murat Eküm demektir. Denildi ki iptihal cümle ehli dine umumdur. İbn Abbas radıyallahu anhüma buyurdular ki yani duada tadarru edelim. Ve Kelbi dedi ki duada içtihat ve mübalağa edelim. Kesai ve Ebu Ubeyde dediler ki lain edişelim. Birbirimize lanet edelim. Zira iptihal telaundur. Lanetleşmektir. Lanetullah manasına derler. Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun demektir. Bizden ve sizden hepimiz Allah'ın lanetini yalancılar üzerine kılalım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi Necran kavmi üzerine okudu ve onları mübahale'ye davet etti. Onlar refiklerimize, arkadaşlarımıza gidelim. Emirimizle müşavere edelim. Sonra yarın gelelim dediler. Varıp bir yere toplandılar. Reislerine mübahale hakkında ne düşündüğünü sordular. Ona: Ya Mesih'in kulu rey hakkında ne düşünürsün? dediler. O dedi ki, Ya Nasara cemaati, muhakkak siz biliniz ki, Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretleri, peygamberdir. Vallahi lanet etmez. Bir kavm, peygamber ile mübaheleye kalkışırsa, o kavmin büyüğü küçüğü, muhakkak helak olur. Hemen sahibinizin yanına varınız. Kavli üzerine ikamet edip, vaat alınıp, kendi bildiğinizden dönün. Ertesi gün, hazret Ali ile Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuru şeriflerine geldiler. Halbuki Resulullah hazretleri, Hüseyin'i kucağına almış, Hazreti Hasan'ın elinden tutmuş, Hazreti Fatıma ardınca yürürdü. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri bunlara ben dua edeyim siz amin deyiniz buyurdu. Nasara kavminin reisleri yanındaki Hristiyanlara dedi ki ya Nasara cemaati ben muhakkak öyle yüzler görüyorum ki eğer Allahü Teala hazretlerinden bir dağı yerinden kaldırmasını isteseler Allahü Teala Hazretleri o dağı onlar hürmetine kaldırır. Sakın mübahale etmeyiniz yoksa helak olursunuz. Kıyamete kadar yeryüzünde nasrani kalmaz. Sonra reisleri peygamberimize sallallahu teala aleyhi ve sellem dedi ki: Ya Ebel Kasım biz karar verdik ki seninle mübahele etmeyelim. Senden ayrılalım. Sen dinin üzerine sabit ol, biz de dinimiz üzerinde sabit olalım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: Mübahaleden vazgeçtiyseniz Müslüman olunuz. Size lazım olan şey Müslümanlara olur. Onlar Müslüman olmak istemediler. Kıtale hazır olun muhakkak sizinle mukatele ederiz, buyuruldu. Onlar dediler ki, biz seninle harp edemeyiz. Lakin seninle sulh olalım ki, bizimle mukatele etmeyesiniz. Bizi korkutmayasınız. Dinimizden döndürmeyesiniz. Biz de sana her sene iki bin hulle verelim. Bin hulle saferde, bin hulle recepte. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kavl üzerine sulh etti. Sonra buyurdular ki: Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki azap Necran ehlinden döndü. Eğer mübahale etseler idi maymuna ve hınzıra dönerlerdi. Bulundukları vadi ateş ile dolardı. Allahü Teala Necran'ın ve halkının kökünü kazırdı. Ağaçlardaki kuşlar bile canlı kalmaz, bir sene geçmeden hepsi helak olurlardı. Yedinci menakıb. Mir Hüseyin Vaz, rahimahullahü Teala, Mevahi bi Aliye adlı tefsirinde, Sure-i Bakara'da 274. ayeti kerimenin tefsirinde beyan etmiştir. Bu ayet-i kerimenin indiriliş sebebinde bildirilmiştir. Hazreti Ali gülmürtedanın kerremallahu vece ve radiyallahu teala anh dört dirhemi varidi. Onun birisini aşikare açıktan tasadduk eyledi. Sadaka verdi. Birisini gizli tasadduk etti. Birisini kara gecede birisini de gündüz tasadduk eyledi. Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Mallarını Allah yolunda gece gündüz gizli aşikar olarak dağıtanların Allahü Teala indinde ecirleri çoktur ve hazırdır. Onlar için gelecekte korku yoktur. Geçmiş için mahzun olmaz üzülmezler. Bakara suresi 274. ayeti kerime meali. Hazreti Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den radiyallahu teala an bu çeşit sadaka vermesine hangi şeyin sebep olduğunu sordu. Cevap verdi ki bu dört şekil dışında sadaka verme yolu görmedim her şekilde sadaka verdim ki bunlardan biri kabul şerefi bulup diğerleri de Allahü Teala'nın rızasına erer. 8. menakıb. Meali müttenzilde sure-i secdede meali şerifi iman eden inanan kimse fasık inanmayan gibi midir? Bunlar eşit olmazlar olan 16. ayeti kerimenin tefsirinde Muhyis Sünne rahimehullahü teala beyan buyurmuşlar. Bu ayeti kerime Ali bin Ebi Talip, kerremallahu vece ve Velid bin Ebi Muayt hakkında nazil olmuştur. Velid bin Ebi Muayt Osman radıyallahu teala an hazretlerinin ana tarafından akrabasıdır. Hazret-i Ali ile Velid arasında çekişme ve münakaşa oldu. Velid Hazreti Ali'ye dedi ki: "Sen sus. Muhakkak sen çocuksun. Ben lisan cihetinde senden daha açığım. Mızrak ok atmakta senden mahirim. Kalp cihetinden senden cesaretliyim. Harplerde haşmet cihetinden daha gösterişliyim." Hazret Ali radıyallahu teâlâ anh, dedi ki, sen sus. Muhakkak sen fasıksın. Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri bu ayeti kerimeyi gönderdiler. Onlar müsavi değillerdir buyurdular. İkisi müsavi değildir buyurmadılar. Zira bir mü'min ve bir fasık murad etmediler. Belki bütün mü'minleri ve bütün fasıkları irade buyurdular.